Değerli oyuncu adayları, değerli tiyatro severler, herkese merhaba. Ben eğitmeniniz Cenk Tunalı. Bildiğiniz üzere kanalımızda uzunca bir süredir oyunculuğu meslek olarak düşünen birçok arkadaşımıza, hobi olarak düşünen, sosyal alan olarak düşünen birçok arkadaşımıza ve pek tabii ki siz değerli tiyatro severlere faydalı bilgiler sunabilmek adına düzenli oyunculuk eğitimi videoları paylaşıyoruz. Bu anlamda kanalımıza abone olup destek olursanız ve videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Evet değerli arkadaşlar, bugün yine sizlerle birlikte çok önemli bir konu hakkında, okul tercihleri konusu hakkında konuşacağız ve birlikte değerlendirmeler yapacağız. Bildiğiniz üzere birçok arkadaşımız lise döneminden sonra oyuncu olmayı çok istiyor, profesyonel anlamda oyunculuk yapmak istiyor, oyunculuk yapmayı çok seviyor. Ve bunun için aslında konservatuar tiyatro bölümünün özel yetenek sınavlarına hazırlanmak istiyor. Fakat gerek kişisel gerek ailevi sebeplerden dolayı bazen de daha düzenli bir meslek sahibi olmak istedikleri için başka bir üniversitenin bölümünü tercih olarak seçmek zorunda kalıyorlar. Ve bu yüzden de bir yandan da oyunculuk sevdalarından vazgeçmek istemiyorlar. Ve bu ikilemi yaşayan birçok arkadaşımız ortak bir soruyu dile getiriyorlar. Hatta birkaç soruyu dile getiriyorlar. Diyorlar ki hocam, bu sene ben üniversitenin şu bölümünü tercih olarak işaretleyeceğim. Yani tıp bölümünde okumak istiyorum, işletme bölümünde okumak istiyorum, mühendislik bölümünde okumak istiyorum, psikoloji bölümünde okumak istiyorum vesaire gibi. Diyelim ki ben bu bölümü tercih ettim, üniversite sınavlarına girdim ve gerçekten tıp bölümünü kazandım. Mühendislik bölümünü, işletmecilik bölümünü, psikoloji bölümünü kazandım ve orada okumaya başlayacağım. Ama aynı zamanda bu sınavdan önce bir yandan da konservatuar özel yetenek sınavı için hazırlık yaparsam ve tiyatro bölümü sınavlarını kazanırsam iki bölümün tercihi aynı anda denk gelirse, ikisini de kazanırsam aynı anda çift ana dal olarak öğrenim görebilir miyim? İkisinde de eğitimime devam edebilir miyim? Arkadaşlar, teknik olarak iki farklı bölümü de kazanmanız mümkün. Yani siz herhangi bir üniversitenin bölümünü üniversite sınavında tercih olarak belirleyebilirsiniz. Bir yandan da konservatuar özel yetenek sınavına hazırlık yapabilirsiniz. Ve o yetenek sınavı aşamalarına katılım sağlayabilirsiniz. Ama ikisini kazansanız bile aynı anda üniversitenin iki farklı bölümünde ya da iki farklı üniversitenin farklı bölümünde okumanız pratik olarak mümkün değil. Neden? Çünkü muhtemel sizin tercih edeceğiniz üniversitenin bölümünün ciddi bir ders programı olacaktır. Genelde biliyorsunuz her bölüme göre ya da tercihlerinize göre değişebiliyor ama normalde sabah 9 ile akşamüstü 6 arası birçok üniversitenin ders saatleri oluyor. Bu ders saatleri olunca haliyle büyük bir zamanı o bölümün dersleriyle geçiriyorsunuz. Şimdi konservatuarla ilgili bilgi sahibi olmayan birçok öğrenci de belki şöyle düşünüyor. Hani konservatuarı dışarıdan bitirebilir miyim? Bir yan meslek gibi, bir yandan da oyuncu olabilir miyim diye düşünüyorlar. Ama maalesef bu da mümkün değil. Çünkü konservatuarda da birçok ciddi ders var. Öncelikle en az 9 saat ya da 12 saat sahne dersiniz var haftada. Bunun yanında dans hareket dersiniz var, eskrim dersiniz var, akademik dersleriniz var. Nedir onlar? Estetik var, sanat tarihi var, mitoloji var, tiyatro tarihi var. Bunlardan başka çok az zamanınız kalıyor ve o az kalan zamanlarda da konservatuar tiyatro bölümünde oyuncu adayının çok ciddi prova yapıp o derslerde verilen ödevleri yetiştirmesi gerekiyor. O egzersizleri sürekli çalışması gerekiyor. O sahneleri sürekli çalışması gerekiyor. Aksi halde haftada 9 saat, 12 saat yapılan sahne dersindeki
ödevlere yetişmeniz mümkün değil ya da o derslerden geçmeniz mümkün değil. Yani konservatuvar tiyatro bölümü gerçekten kazanması çok zor olan bir bölüm. Aynı zamanda okuması da çok zor olan bir bölüm. Bu yüzden bırakın akademik dersleri, dans, eskrimi, normalde sırf sahne dersleri için bile aşağı yukarı bütün gün çok ciddi prova yapıp çalışmanız gerekiyor. Ders saatleri dışında olan zamanları kastediyorum. Ben İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunuyum. Özellikle ilk 2 yılda gerçekten çok ağır ve ciddi bir eğitim aldık. Her ders bittiğinde o gün akşam belli bir saate kadar okulda çalışıyorduk. Kalan zamanlarda evde çalışmaya devam ediyorduk. Ancak bu şekilde o egzersizlere, o ödevlere ve o sahne çalışmalarına yetişebiliyorduk. Ki birçoğuna yetişemediğimiz zaman bile oluyordu. Yani seçtiğiniz bölümün şartlarını bilmeden bile bunu değerlendirsek bu mümkün değil. Ki eminim siz hangi bölümde okursanız okuyun. O bölümde de o dersleri çok iyi çalışmanız gerekecek. Yani başarılı olabilmek için birçok pratik çalışma yapmanız gerekecek. Normalde okul saatleri, ders saatleri dışında da zaten çok ciddi bir çalışma yapmanız gerekecek. Tecrübe kazanmanız gerekecek. Bu yüzden pratik anlamda aynı anda hem üniversitenin başka bir bölümünde hem de devlet konservatuvarının tiyatro bölümünde okumanız mümkün değil, kazanmış olsanız bile. Bir tercih yapmanız gerekiyor. Yani ya devlet konservatuvarını tercih edeceksiniz ya da okuduğunuz bölümü. Hangi sebepten olursa olsun, eğer başka bir üniversitenin bölümünde okuyorsanız, daha sonrasında eğer tekrar konservatuvarda okumayı tercih edecekseniz, o zaman da okuduğunuz bölümü lütfen bitirin. O meslekle ilgili gerçekten ciddi bir tecrübe kazanın, eğitimini görmüş olun. Sonra tekrar konservatuvar tiyatro bölümü özel yetenek sınavlarını tercih edebilirsiniz. Burada bazen yaş handikapı olabiliyor çünkü devlet konservatuvarında genelde 21 yaş sınırı var. Ama o zaman da özel üniversitelerin tiyatro bölümlerini tercih edebilirsiniz. Orada yaş skalası 25-26'dan 30 yaşlara kadar uzanabiliyor. O zaman başka bir bölümden mezun olmuş olsanız bile tekrar konservatuvar sınavına girip kazanırsanız konservatuvar tiyatro bölümünde de çok ciddi iyi bir oyunculuk eğitimi alıp oyuncu olabilirsiniz. Teknik anlamda zaten zor olan bu konu bir diğer resmi anlamda da mümkün değil. Çünkü başka bir üniversitenin bölümünde resmi olarak okuyan öğrenci zaten konservatuara kayıt olduğu anda ikisinden birisini maalesef tercih etmek zorunda kalıyor. Ki işin aslında özünde de bu çok sağlıklı ve doğru bir yöntem. Çünkü gerçekten oyuncu olmak istiyorsanız, profesyonel anlamda oyunculuk yapmak istiyorsanız o zaman sadece konservatuar sınavlarına hazırlanmalısınız. Sadece kazanınca o bölümde bütün zamanınızı o temel oyunculuk eğitimine vermelisiniz. Çok iyi bir temel eğitim almalısınız ki hayatınız boyunca bu mesleğe devam edeceksiniz. İyi bir konservatuar eğitimi hayatınız boyunca size bir kılavuz olacak, size yol gösterecek ve çok başarılı işlere imza atmanızı sağlayacak. Evet değerli arkadaşlar, eğitmeniniz olarak aynı anda çift anadal olarak hem oyunculuk hem başka bir üniversite bölümünde okuyabilir miyim sorusuna cevap vermeye çalıştım. Umarım kafanızdaki soru işaretlerinin çoğunu gidermişimdir. En yakın zamanda yine içeriği çok iyi olan bir eğitim videosunda görüşmek üzere.